Merhaba Futbol Aktüel'e hoş geldiniz. Dün oynanan maçlardan seçtiğimiz özet görüntülerle karşınızda olacağız yaklaşık yarım saat boyunca. Premier Lig, Bundesliga ve La Liga'dan önemli maçlar var listemizde. Gördüğünüz gibi Premier Lig'le başlıyoruz. Anfield Road'a gideceğiz. 44 maçlık yenilmezlik serisini kaybeden Liverpool, Bournemouth karşısında zor da olsa kazanmayı başardı ve son 3 maçtaki kötü performansını unutturmayı başardı taraftarına. Premier Lig'in lideri Liverpool, Bournemouth'u Anfield Road'da ağırlıyor. Watford karşısında aldığı şok mağlubiyetle yenilmezlik serisini kaybetti Liverpool. Ama iç sahada süren bir galibiyet serisi de var Liverpool'un. Bournemouth karşısında bu seriyi devam ettirip 3 puan almak amacında Liverpool. Callum Wilson sağ kanatla oynadı. Philip Billing. Onun pası Callum Wilson hücumun başlangıcında da vardı. Sonucu da o getirdi. Jefferson Lerman'ın ortası Callum Wilson 9. dakikada Bournemouth'u 1-0 öne geçiriyor. Liverpool savunması yerleşemeden kalesinde golü gördü. Büyük bir hata. Mane birebir pozisyon Salah'a bıraktı. Salah şutu 1-1 oldu. 25. dakikada Muhammed Salah bu sezonki 16. golünü atıyor. Hatayı yapan futbolcu Jack Simpson, Steve Cook'un yerine oyuna girdi Jack Simpson. Bu pozisyondan 5-6 dakika önce anlaşılan maça çok da ısınamamış. Golde hatasının payı çok büyük. Yine Simpson'la defanstan çıkmaya çalışıyor Bournemouth ama yine bir top kaybı. Bu kez Sadio Mane. Liverpool 8 dakika içerisinde 2-1 öne geçiyor. Bu da Mane'nin bu sezon attığı 14. gol. Golün pasını veren isim ise Virgil van Dijk. Maçın skoru Liverpool 2, Bournemouth 1. Arsenal-West Ham maçıyla devam ediyoruz. Bir Londra derbisi. Arsenal, Mikel Arteta'nın göreve gelmesinin ardından yavaş yavaş toparlanma sürecine girmişti ve sonunda çok uzun zaman sonra ilk kez peş peşe bu sezonun da onlar adına rekoru 3 maçlık bir kazanma serisi yakaladılar. Sahneye iç saha golcüsü Lacazette çıktı. Emirates'te Arsenal'ın rakibi West Ham United futbolcular koronavirüsüne önlem olarak el sıkışmak yerine yumruk tokuşturuyor. Maçtan önce iki menajer ise birbirlerine sarılarak başarı diledi. Jared Bowen topu kaptı, şutunu attı. Bernd Leno'yu geçen top direkten dışarıya gidiyor. Jared Bowen sol kanattan geliyor. Arsenal, Saka, iki oyuncu var üstünde. Bowen, Saka'nın Bowen'la mücadelesi. Saka topu kaybetmedi. 18 yaşındaki oyuncu topu kaybetmedi, arkadaşına kazandırdı. Ceza sahasına gönderilen top. İkinci pozisyon Mesut Özil'in şutu boşta kaldı. Enkita kaleci Lukas Fabianski. İkinci yarıya geçiyoruz. Saka ileriye çıkmayı seven bir sol bek Saka. Xhaka da oyunda. Saka yerden pası. Enkita boşta kalan top. Issia Diop gol şansı vermedi Arsenal'a. Declan Rice sol kanat. Ceza sahası kalabalık. Haller aşırtıyor. Mikel Antonio kaleci Bernd Leno'yu geçemedi. Ceballos'la rakip kaleye gitmek istiyor Arsenal. Top kaybı. Bowen Noble'a kazandırdı. Tekrar Bowen. Önünde geniş bir hareket alanı var. Arsenal'ın savunması yerleşmeye çalışıyor. Jared Bowen ceza sahasına girmeden sert vurdu. Kalecinin üzerine vurdu. Jared Bowen maçın etkili isimlerinden ancak bu pozisyonda sonuca ulaşamadı. Bir kez daha Saka ile geliyor Arsenal. Rakibi önüne aldı. Sağa çekti Saka. Aubameyang top sekiyor. Mesut Özil Lacazette'e bıraktı. Lacazette. Alexander Lacazette üzülüyor ancak. Offside kararı var. Video yardımcı hakem sistemi devrede. Çok kritik bir pozisyon. Martin Atkinson
gol kararını veriyor. Lacazette bu sezonki 7. golü ve bu gollerin tamamını Emirates'te kaydetti Alexander Lacazette. Karşılaşmayı bu golle Arsenal 1-0 kazandı. Jose Mourinho'nun gelmesinin ardından peş peşe galibiyetler alan Tottenham'da işler artık iyi gitmiyor. Hafta içerisinde FA Cup 5. tur maçında Norwich'e penaltılarla kendi sahasında elenen Tottenham, Burnley deplasmanındaydı. Tottenham, Harry Kane'in sakatlığında, sonun yokluğunda gol atmakta büyük problem yaşıyor. Burnley karşısında da istedikleri skoru alamadılar. Premier Lig'de 29. hafta mücadelesi Burnley, Turf Moor'da Tottenham'ı ağırlıyor. Bir tarafta Şandaş, bir tarafta da Jose Mourinho. Tottenham'da Jose Mourinho balayı sona erdi. Son iki haftada kazanamıyor Tottenham Premier Lig'de. Başarısız bir döneme girdiler. Kritik bir deplasman Burnley deplasmanı. Çok sert bir şut dışarıya gidiyor. Hugo Lloris sakatlığını atlattıktan sonra tekrar İlk 11'deki yerini aldı. Sol kanattan geliyor yine McNeil'la Burnley. İkinci pozisyon, yerden bir vuruş. Lloris hata yapıyor. Wood'un golü. Chris Wood 13. dakikada Burnley'i 1-0 öne geçirdi. McNeil ortaladı. Top koluna da çarpıyor ama hakem Jonathan Moss devam ettiriyor oyunu. Christian Wood 13. dakikada skor tabelasını değiştirdi. İkinci yarıdan görüntüler. Lo Celso ile geliyor. Tottenham, Lamela yerde. Gözler hakemde, karar penaltı. Pozisyon hemen çizginin içinde. Kritik bir müdahale Ben Mee'den. Topun başında Dele Alli var. Dakika 50. Dele Alli işaret bekliyor. Kalede Nick Pope. Dele Alli ters köşe. 1-1. Skorda denge var. Burnley hücumu. Defansın arkasına. Stoperlerin arasına Sanchez. İkinci pozisyon. Lamela defanstan döndü. Bir şut daha, bu kez Lloris başarılı. Alderweireld topu uzaklaştırıyor. Burnley net bir fırsatı kullanamadı. Karşılaşmanın skoru 1-1. Wolverhampton Wanderers Premier Lig'de başarılı bir sezon sürdürüyor ve Şampiyonlar Ligi hayali kuruyor Nuno Espirito'nun öğrencileri. Rakipleri Brighton and Hove Albion'dı ancak beklemedikleri kadar dişli bir rakiple karşılaştılar ve maçtan gol çıkmadı. Premier Lig'de 29. haftada Wolverhampton Wanderers'ın rakibi Brighton and Hove Albion. İki menajer Nuno Espirito ile Graham Potter maç öncesinde birbirlerine başarı diledi. Brighton and Hove Albion son sıralardan kurtulma çabası içerisinde. Her puanın büyük önemi var Brighton için. İlk şut Brighton'dan geliyor. David Proper, kaleci Rui Patricio'nun üzerine gitti top. Portekizli kaleci zorlanmadı bu pozisyonda. Görüntüdeki isim Brighton menajeri Graham Potter. Wolverhampton defanstan uzun topla çıkıyor. Willy Bolin'in uzun topu. Raul Jimenez son haftaların formda ismi. Çok sert bir şut. Arkadaki direkten döndü top. Raul Jimenez son derece etkili bir golcü. Burada bir defans hatası var. Adam Webster topu Raul Jimenez için indiriyor sanki ama Jimenez değerlendiremedi. Zor pozisyondu. Görüntüler ikinci yarıdan. Trossard tekrar aldı topu. Brighton set hücumu gerçekleştiriyor. Bissouma yerden son derece etkisiz bir şut. Wolverhampton defansını geçmekte zorlanan Brighton uzaktan şutlarla şansını deniyor ama çok etkisiz. Bu dakikalarda Diogo Jota da oyunda. Adama Traore. O da 64. dakikada oyuna girdi. Çok rahat geçti rakibinin yanından. Adama Traore ceza sahası içinde. Pası bir şans daha. Raul Jimenez kaleci Matthew Ryan'da kaldı top.
Ceza sahası içerisinde önce Daniel Podence, ardından Raul Jimenez. Skor değişmedi, 0-0. Nuno Espirito Şampiyonlar Ligi hayali kuruyor. Üst sıraların hayalini kuruyor. Ancak Brighton kümede kalma mücadelesi içerisinde ve puanın kıymetini biliyor. Adama Traore girdikten sonra yine etkili. Doherty'nin önüne ortası boşta kalan top, şut çok etkisiz. Dan Donker istediği gibi vuramadı topa. Top tribünde Z sırasına kadar gitti. İşte Adama Traore, onu yıkmak hiç de kolay değil. Doherty ceza sahasına Raul Jimenez bırakıyor. Çok şık bir pas. Skor değişmiyor. Maç başladığı gibi 0-0 sonuçlandı. Premier Lig'de orta sıralarda yer alan ve iddiasız takımlar arasındaki Newcastle United'a Southampton mücadelesinde tek gol vardı. Newcastle United açısından daha kritik bir mücadeleydi ki, çünkü performans eğrileri aşağıya gösteriyordu Newcastle United'ın. 5 maçlık galibiyet hasretine Southampton deplasmanında tek golle son noktayı koydu Newcastle United. Southampton'ın rakibi Newcastle United, St. Mary's'de 30 bin taraftar var. Görüntüde Newcastle United menajeri Steve Bruce. Southampton hücumu. Genepo topu ayağından açıyor. Hakemin eli cebinde. Elinde sarı kart var Graham Scott'ın. Genepo. Yerde kalan oyuncu Isaiah Hayden. Çok sert bir pozisyon. VAR kontrolü sonrası Graham Scott kararını değiştirdi. Kartın rengi değişti. Kırmızı kartla oyun dışında Genepo. 28'de Southampton. Sahada 10 kişi. Jonjo Shelvey ceza sahasına harika bir top attı. Kafa vuruşu. Dwight Gale yakın mesafede McCarthy'yi geçemedi. Gerçekten harika bir pas. Ancak asist değeri kazanmadı. Ceza sahasına net bir pozisyon. Ancak bayrak havada, vuruşun sahibi Jamal Lascelles, pozisyonu offside, ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Sağda bir kişi üstüne oynayan Newcastle United, rakip kalede çok daha fazla görünüyor. Sofyan Boufal topla çıkarken bir faul kararı var, ancak öncesinde VAR tekrar devrede. Buffal'ın topa koluyla müdahalesi var. Graham Scott penaltı noktasını gösteriyor. Matt Ritchie. Kaleci Alex McCarthy başarılı. Matt Ritchie penaltı pozisyonundan yararlanamıyor. Alex McCarthy, Buffal derin bir oh çekiyor, ancak maçın devamı Southampton ve Buffal'ın istediği gibi değil. Jan Valeri riskli hareketler. Alain Saint-Maximin onun vuruşu ve gol. 79. dakikada Newcastle United 1-0 öne geçiyor Saint-Maximin'in golüyle. Fransız futbolcu kritik bir gol atıyor. Newcastle United, St. Mary's'den 1-0'lık galibiyetle dönüyor. Premier Lig'den son görüntülerimiz Sheffield United Norwich City mücadelesinden. Norwich City son iki maçta aslında izleyenleri şaşırttı. Önce Leicester City'yi yendi ve kümede kalma yolunda önemli bir 3 puanı, umut veren bir 3 puan hanesine yazdırdı. Ardından FA Cup'ta Tottenham'ı penaltı vuruşlarıyla eledi ve hem turu geçti hem de moralini arttırdı. Ancak Sheffield United bu sezonun flash takımlarından. Sheffield karşısında eli boş döndü evine Norwich City. Sheffield United'ın rakibi Norwich City. Sheffield United son derece iyi bir performans sergiliyor. İki takım da hafta içinde FA Cup'ta tur atlamayı başardı. Norwich City Tottenham'ı saf dışında bırakırken Sheffield United'da Reading'i geçti ve tur atladı. Sheffield United hücumu bir kafa, kaleci Tim Krul başarılı. Oliver McBurnie
topu köşeye gönderemedi. Tim Krul çok da zorlanmadı. Bir Sheffield hücumu daha. Yine akın yönü sağ kanat. Yine ceza sahası. Bu kez kafayı vuran golü atan Billy Sharp. Lundstram ortaladı. Billy Sharp'ın golü. McBurnie'nin yapamadığını Billy Sharp yapıyor. Norwich City savunmasında stoperlerin arasında bomboş kalan bir isim Billy Sharp fileleri havalandırdı. Görüntüler ikinci yarıdan. Kritik bir pozisyon. Kaleci Dean Henderson, Sheffield kalecisi bu pozisyonda çok başarılı. Topu Mario Vranjic içeriye itemiyor. Büyük bir mücadele var. Top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi? Teknoloji devrede. Topun belki de %80'i çizgiyi geçmiş ama hepiniz biliyorsunuz ki önemli olan topun tamamının çizgiyi geçmesi. Jamal Murray geçtiğimiz hafta Premier Lig'de Norwich City adına çok kritik bir gol atmıştı. Leicester yenmişti Norwich City, ancak bu kez kaleci Dean Henderson başarılı. Artık maçta son anlar. Hakem Simon Hopper'ın son düdüğü geliyor. Bu düdük Sheffield 1-0 kazandı diyor. Premier Lig'e nokta koyuyoruz. Kısa bir reklam aramız var. Reklam arasının ardından La Liga'dan maç özetleriyle Futbol Aktüel devam ediyor. Bundesliga'da şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund'u ağırladı. Borussia Dortmund, Erling Haaland gol atamasa da kazanmayı başardı. Bundesliga'nın 25. haftasında zirveyi çok yakından ilgilendiren bir mücadele. Borussia Park'ta Borussia Mönchengladbach'ın rakibi Borussia Dortmund. Borussia Dortmund hücumu. Haaland'ın pası. Çok güzel bir gol izliyoruz. Thorgan Hazard, Erling Haaland'dan aldığı topu soluna çekiyor. 3 oyuncudan kurtarıyor. Mükemmel bir şut. Kaleci Jan Sommer uzansa da başarılı değil. Görüntüler ikinci yarıdan. Arka direk. Boş pozisyonda kalan golü atan Lars Stindl. Plea'nın pası Lars Stindl'ın golüyle skora denge geldi 50. dakikada. Çizgi üstünde Haaland var. Onun da bacaklarının arasından geçen top ağlarla buluştu. Aşraf Hakimi ceza sahasına güzel bir orta gönderiyor kaleci Jan Sommer. İnanılmaz uzandı. Emrecan'ın kafasında Jan Sommer. Defans dengesiz. Aşraf Hakimi kaleciyle karşı karşıya. Topu ayağından açıyor ama gol atmasına engel değil. Hakimi 71. dakikada çok kritik bir gol atıyor. Bu sezonki 3. golü Aşraf Hakimi'nin. Jadon Sancho'dan aldı topu. Kaleci Jan Sommer'in ayağı kaydı. Yetişemedi. 2-1 önde Borussia Dortmund son dakikalara girerken. Jadon Sancho direkten döndü. İkinci pozisyon, bir kez daha dışarıda top. Taça gidiyor. Borussia Dortmund kritik maçta Gladbach'ı 2-1 mağlup ediyor. Tabii orada kafa vuruşunu yapan Emrecan değil, Thorgan Hazard'tı. Oradaki düzeltmeyi de yapmış bulunayım. Özür diliyorum. Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt maçıyla devam ediyoruz. Leverkusen'ın yükselişi sürüyor. Son 5 maçta 4. galibiyetini Frankfurt karşısında aldı Bayer Leverkusen. Bundesliga'da Bayer Leverkusen'ın rakibi Eintracht Frankfurt. Tribünlerde 30 bin taraftar var. Leverkusen Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veriyor. Bundesliga'da Eintracht Frankfurt ise orta sıralarda 1-0 öne geçiyor. Kai Havertz'in golüyle Bayer Leverkusen 4. dakikada. Diaby'nin ortası, Havertz'in golü. Maça çok hızlı başlıyor Bayer Leverkusen. Yine hücum yanı sol kanat 2-0. Kerim Belarabi Paulinho'nun pasıyla skor 2-0 yaptı. Eintracht Frankfurt'a ilk 15 dakikada nefes aldırmadı Bayer Leverkusen. İlk yarının skoru 2-0. İkinci yarıda da oynayan taraf Bayer Leverkusen, tek başına girip gol atan Paulinho. 49'da 3-0 oldu. Bu sezonki ikinci golü Paulinho'nun. Leverkusen hücumu, Paulinho kalecinin yanından topu bırakıyor. Kai Havertz'in pası, Paulinho'nun golü, maçın skoru 4-0. Portekiz Ligi'ne geçiyoruz. Portekiz Ligi'nde
iki takımlı bir şampiyonluk mücadelesi var. Birkaç hafta önce Benfica ile ikinci sıradaki Porto arasında 7 puanlık bir fark vardı. Ancak Benfica bir düşüş dönemine girince Porto yakaladı. Puanlar eşitledi. Bu hafta sürpriz sonuçlar var. Porto kendi sahasında Dragao'da Rio Ave ile karşılaştı ve bir puanı zor kurtardı. Portekiz'de 24. haftaya lider giren Porto, Rio Ave'yi ağırlıyor. Dragao stadında. Porto hücumu maçı 5. dakikası. Ceza sahasına kafa vuruşu. Kaleci 2. pozisyon. Tiginho topuyla topu çevirmeye çalıştı ancak. Top dışarıya gitti. Kafa vuruşunun sahibi Sergio Oliveira'ydı. Bu pozisyonda 1-0 öne geçiyor. Cancel Mbamba'nın golüyle Porto. Mbamba ve 1-0. Ortaya çeviren Nakajima, Mbamba'nın golü. 32. dakikada beraberlik geldi maça. Mehdi Taremi, İranlı forvet. Skora denge getiriyor bu sezonki 8. golü Mehdi Taremi'nin. Şampiyonluk yolunda Porto'nun gole ihtiyacı var. Dışarıya gidiyor. Sergio Conceição, Porto teknik direktörü endişeli. Defansında açıklar veriyor. Gole giden Porto. Ceza sahasının orta. Taremi'nin vuruşu dışarıya. Fantezi bir vuruş denedi Taremi. Dışarıya gitti top. Nuno Santos'un ortasında. Uzaktan bir şut. Kaleci. İkinci pozisyon. Bir kez daha. Bir üçüncüsü. Top ağlarda ancak. Bu pozisyon son derece tartışmalı. Kaleci Pavel Kisek. Gol önlüyor. Son karar. Pozisyonda offside var. 3 santimlik bir farkla Porto belki de 3 puanı kaçırıyor. Alex Telles dışarıya gitti top. Alex Telles sonuç alamadı. Maçın skoru 1-1. Porto ile aynı puana sahip Benfica da haftayı kayıpla geçirdi. Vitória Setúbal deplasmanındaydı Benfica ve taraflar beraberliğe razı oldu. Portekiz Ligi'nde 24. haftada şampiyonluk yarışındaki Benfica, Vitória Setúbal deplasmanında 27. dakika. Sol kanattan geliyor Vitória Setúbal. Ceza sahasında topla buluşan futbolcu Zegunha top dışarıya gidiyor. İlk yarıda son anlar. Köşe vuruşu Samaris'in kafası asfaltta dışarıda. Gole yaklaşıyor Benfica. İlk yarının son saniyelerinde. Görüntüler ikinci yarıdan. İkinci yarının hemen başı. Ceza sahasında çok şık bir plase. Carlinhos, Zegunha'nın pasında 1-0 öne geçirdi ev sahibini. Tribünlerde yaklaşık 10 bin taraftar var. Güzel bir kontrol ve gol. 50. dakikanın içerisindeyiz. Bu pozisyonda karar penaltı. Video yardımcı hakem sistemi devrede. Diaz yerdeydi. Bir de sarı kart var. Bran Mansilla'ya. Pizzi topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 1-1. 51'de beraberlik geldi maça. Bu pozisyonda gözler bir kez daha hakemde. 75'te bir penaltı daha kazandı. Arthur Horgen'in eline çarpıyor top. Benfica bu kez penaltıyı değerlendiremiyor. Pizzi penaltı noktasından şikayetçi. Çok kötü bir vuruş. Penaltı noktasından kum kalkıyor. Pizzi istediği vuruşu yapamadı. Net bir pozisyon. 81. dakika. Kaleci Makaritze başarılı. Maçın skoru 1-1. Futbol Aktörü'nün sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.